Uzman Data'dan merhabalar, ben Emrecan. Bugün sizlerle birlikte SSL Channel indikatörünü uygulamalı bir şekilde deneyeceğiz. Başka bir indikatörle sıfır kodlamaya ihtiyaç duyarak birleştirip daha mantıklı bir sonuç elde edeceğiz. Ve aynı zamanda bu indikatörün sonucunda elde ettiğimiz o güzel stratejiyi isterseniz Borsa İstanbul'daki aracı kurumunuza, isterseniz de kripto parada kullandığınız borsaya bağlayabilip otomatik olarak alsat yaptırmayı öğreneceksiniz kısacası. Bunları sizlere göstermeye çalışacağım bugün. Öncelikle Ultimate Strateji indikatörüne sahip olmanız gerekiyor. Açıklama kısmında linkten ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz. Göstergelerde yalnızca davette Ultimate Strateji olarak gelecek. Açıklama kısmındaki linke girdiğinizde. Ve ondan sonrasında isterseniz ben şöyle bir gizledim şu anda indikatörü. Bitcoin grafiğindeyim. 1 saatlik grafikteyiz. SSL Channel'ı ekleyeceğiz. Göstergelere giriyorum. SSL yazdım. Şurada ikinci sırada Irving Baker's'ın SSL Channel indikatörü var. Ve buna tıkladığımızda indikatörün içerisine şöyle ayarlarına baktığımızda 10'a 10 yazıyor. Fakat çok önemli. Şu anda tabii biz teknik ekip olarak kodları incelediğimiz için üstteki periyot kısmı çalışmıyor. Biz bunu düzelttik. Ultimate Strateji'nin içerisine entegre ettik. Ve düzgün bir şekilde şu an Ultimate Strateji'nin içerisinde aşağı kaydırdığınızda şöyle hemen biraz daha kaydırayım. Şurada SSL Channel'da iki tane periyot göreceksiniz. High periyot, low periyot. Şuradaki üstteki o iki periyot da aynı ama oradaki çalışmıyor. Kodlarda sorun var. Kendiniz de inceleyebilirsiniz. Fakat biz düzelttik ve çalışır halde sizlere sunuyoruz şu anda. Şimdi bunların hepsini bir kenara bırakalım. Ben SSL Channel'ın ne olduğunu kısaca bir özet geçeyim sizlere. Gördüğünüz gibi eklediğiniz zaman karşımıza iki tane yeşil ve kırmızı çizgi çıkıyor. Yeşil çizgi kırmızının üstüne çıktığında gördüğümüz gibi fiyatlar yukarıya yükseliyor. Altına indiğinde fiyatlar düşüş eğrisinde. Burada bir volatiliteden kaynaklı sıkıntı olmuş gördüğünüz gibi. Bunların hepsini düzelteceğiz birlikte. Şurada yine aynı şekilde yukarı çıktığında yukarı gidiyor gibi gibi. Bunun gibi yani kısacası çok bir karmaşıklığı yok. Peki bu çizgiler nasıl oluşuyor? Hemen bir özet geçeyim onu da. Bu iki çizgi SMA diye geçiyor arkadaşlar. Şimdi bu SMA neydi? Bildiğiniz gibi moving average'lar. Ama moving average'ı nasıl ölçerdik biz? Kapanış fiyatlarına, son X mumdaki kapanış fiyatlarını ölçerek ona göre bir çizgi çıkartırdık. Fakat burada kapanış fiyatı değil, şurada gördüğünüz en yüksek fiyatlar, high fiyatlar ve en düşük fiyatlar, low fiyatlar. Yani son 10 mumdaki en düşük fiyatlara göre bir SMA çıkartıyor. Son 10 mumdaki en yüksek fiyatlara göre bir SMA çıkartıyor. Bu şekilde SSL Channel'ı siz de kendiniz kurabilirsiniz kısacası. Şimdi dediğimiz gibi yeşil yukarıda olduğunda al, kırmızı yukarıda olduğunda sat. Çok basit bir al-sat sinyali var. Biz bunu Ultimate Strateji'ye kurduk. Ultimate Strateji'nin içerisinde bildiğiniz gibi birden fazla indikatörün al ve sat sinyallerini birleştirerek kolayca siz bir backtest ortaya çıkartmış oluyorsunuz. Strateji ortaya çıkartmış oluyorsunuz. Eğer bu strateji mantıklıysa siz de bu stratejiyi kolayca alarmlara girip şuradaki alarmlara tıklayıp hemen alarm ekleye tıklıyorum. Sadece emirleri gerçekleştir diyorum. Şuraya bizim size verdiğimiz metni yapıştırdığınızda isterseniz Borsa İstanbul'daki aracı kurumunuzla bağlayın. Otomatik alsat yapsın. Bilgisayarınız kapalıyken internet kopsa bile hiçbir problem yok. TradingView aracılığıyla otomatik alsat yapsın. İsterseniz de kendi kripto para borsanızla bağlayın. Yine otomatik alsat yapsın. Çok basit kısacası. Ama ben şimdi isterseniz sizlere nasıl bunu kullanabileceğinizi göstereyim. Şimdi bunu aşağı indirdim. Şunu tekrar aktifleştirdiğimde SSL Channel'ı şöyle biraz yaklaştıralım. Bakınız gördüğünüz gibi şurada yeşile dönmüş, alım yapmış. Şurada kırmızı yukarı çıkmış, satış yapmış. Şurada yine yeşil yukarı çıkmış, almış. Şurada yine satmış. Şurada sattığını şurada almış gibi gibi. Bu şekilde mesela şurada almış, şurada satmış. Şurada satmış, şurada almış. Böyle bu şekilde sürekli işlemler birbirini takip ediyor. Tamamen aynı SSL Channel'ı bizim indikatörümüzde kullanabiliyorsunuz ve daha doğru halini kullanmış oluyorsunuz. Şimdi isterseniz bu SSL Channel'ı nasıl kullanacağınıza bakalım bizim indikatörde. Buy SSL Up, Long Exit SSL Down. Bu ikisine tıkladığınızda al ve sat sinyallerini görebilirsiniz. Şimdi strateji testine giriyorum. Bakın %35 kazandırmış. 1135 tane trade yapmış. 1.04 kazanç katsayısı var. Şu anda kötü. Amacımız 1.04 kazanç katsayısını 1.5'ün üzerine çıkartmaktı. Toplam kapatılan işlem çok fazla. Bunu biraz daha düşürmemiz gerekiyor. 100'ün üzerinde, 150'nin üzerinde tutmamız iyidir. Net kazancımız %35. Peki normalde ne kadar kazanırdık? Bakıyorum geçmiş aralığa. Özelliklere tıkladım. İşlem aralığımız 2021. 1 Ocak'tan bugüne kadar 3,5 yıl neredeyse var. 3 yıl falan var yani. 3 yılda %35 kazandırmış. Performans üretene bakıyorum. İniyorum aşağıya. Normalde %130 kazandırmış Bitcoin. Demek ki güzel bir SSL Channel tek başına kullanıldığında
çok da iyi işlev görmüyor. SSL channel'ı tek başına kullanmamamız gerekiyor. Bunu anlamış olduk. Şimdi iniyorum aşağıya. Ultimate Strategy'nin ayarlarına girdim. Amacımız her zaman çok basit. Tamamen bitmiş bir strateji kurmayacağım sizlere. Zaten bitmiş stratejileri kanalımızda paylaşıyoruz. %35 oranı ve bakınız 1.04 kazanç katsayısını yukarı çekmek olacak amacım. %35 oranı 1.04 kazanç katsayısını yukarı çekmek olacak amacım. Bunu yapmak için Ultimate Strateji'deki diğer indikatörlerin buy ve long exit sinyallerini kullanacağım. Tek tek ölçeceğiz. Bakınız %35'te 1.04'tü. Tıklıyorum stokastikteki alım sinyaline. Acaba artacak mı? Azalacak mı? Artarsa kalacak. Azalacaksa kaldıracağım, bir yerine geçeceğim. Çok basit bir şekilde birbirini takip edecek. Bu şekilde indikatörlerin al ve sat sinyallerini birleştirmiş olacağız. Unutmayın ki birleşmiş tek indikatörler tek başına güzel çalışmazlar. Birleşik halde, birlik halinde doğru sonuçlar verirler. Örneğin %35'te %36'ya çıktı stokastiğin al sinyaliyle. Demek ki kalsın. Stokastiğin sat sinyali ne yapacak bakalım? %36'ydı. Bakalım nasıl bir sonuç verecek? %36'ya 1.04'tü. Şimdi bakacağız. Stokastiğin belki sat sinyali kötü sonuç verecek. Kaldıracağım direkt. Diğerine geçeceğim. Bollinger bantları var. Bir sürü şey var sonuç olarak. Onlarca, yüzlerce sinyal var burada. Hemen bekliyorum. 1 saatlik grafiklerdeyiz bu arada. Bitcoin, Tether'de. Bakın %36 hala %36. Çok bir fark yok. Demek ki stokastik ve SSL channel birbirleriyle koreli ilerliyorlar. O yüzden bu kalıp kalmaması benim için çok büyük bir sorun değil sonuç olarak. İçimoku var mesela. İçimoku da rastgele bir sinyal seçelim. Sırayla da seçebilirsiniz. Siz en güzeli sırayla seçmektir. Ama ben burada sonuç olarak bitecek bir strateji kurmayacağım için. Maksat burada sadece sizlere göstermek. Bakalım. Alım Tenkan sen büyük kişisin sen dedim. Nasıl bir sonuç çıkacak görelim. %36 civarındaydı. Bayağı toparlayacağını umuyorum. Tenkan sen güvendiğim sinyallerden dedim ve toparlamadı. %20'ye düştü mesela. Tam tersini seçelim. Satış sinyali acaba nasıl etkileyecek? Bu şekilde siz de kendi stratejinizi üretebileceksiniz sonuç olarak. Ne hemen devam ediyorum ben tabii. Şöyle güzel yükseldiğini göstermem gerekecek çünkü. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Bakınız %84'e çıkardı. Gördünüz mü? Tek dokunuşla. Tenkan senin küçük Kijun senden aşağıda olduğu noktada satış yaparsa Ichimoku bulutuna göre ve aynı anda SSL Channel'da sat derse şu anda %84'lük bir kazanca ulaştıracak bir strateji elde etmiş oldunuz. Geçmişte bu kadar kazanç olduğunu gösteriyor. Yani geçmişte karlı olan bir strateji mi kullanmak istersiniz? Geçmişte zararlı olan bir strateji mi? Bunu düşünerekten kolayca tek dokunuşla kazançları arttırıp veya azaltabilirsiniz. Bu şekilde mesela süper trend entegre ederim. Ben bir de süper trend al diyeyim bakalım. SSL channel al diyecek, bir de süper trend al diyecek. %84'ten daha yukarıya çıkartabilecek miyiz acaba bakalım kazancı. Bence çıkartacağız. Bir güvenim var. Çünkü şurada mesela volatilite yokken bir sürü al sat yapmış. Sol taraftan görüyorum ben. Şurada da aynı şekilde. Bunlar temizleneceğini umuyorum açıkçası. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. %84'ten %96'ya çıktı. Gördüğünüz gibi daha da yukarıya çıkartmaya devam ediyor. İsterseniz süper trendin sat sinyaline de koyalım. Bakınız 3 tane indikatörü şu anda sıfır kodlama bilgisiyle birleştirdik. Teknik arka planını bile bilmenize gerek yok. Bunu da görüp ondan sonrasında zaten alarm kurmayı tekrar hatırlatacağım. Ve videoyu sonlandıracağız. SSL Channel'da nasıl uygulamalı bir şekilde kullanacağınızı görmüş olduğunuz sonuç olarak. Farklı indikatörlerle birleştirerekten. Hemen bir bakalım. Bakınız %133'ü çıktı. Çok da güzel gidiyor gerçekten. Doğru yerlerde. Şuradaki düşük volatilite de al sat yapmadı. Hepsini kaldırdı. 270 sinyale düştü. Ama 1.33 kazanç katsayısı var. Hala da geliştirilmeye müsait. Geliştirilmesi gerekiyor zaten. Daha da yukarı çekilebilir net kazanç. Gördüğünüz gibi daha da yüksek kazançlı stratejiler ortaya çıkartmaya başlıyoruz. Çıkartmaya başladık kısacası. Toplamda 3 tane indikatör kullandık. Süper Trend, SSL Channel ve Ichimoku bulutu. Onların içerisinden Ichimoku'da bir tane sat sinyali geldi. Süper Trend'den sat sinyali geldi ve SSL Channel'dan da bir tane daha sat sinyali gelmişti bildiğimiz gibi. Şu Stokastik'ten de gelmiş kusura bakmayın 4 indikatör var toplamda. Ve gerçekten çok güzel gördüğünüz gibi basit bir şekilde 4 tane indikatörü birleştirdik ve burada
Yani 15, 20, 25 tane indikatör var. Ve bunun yanı sıra da kademeli take profitler var, stop losslar var, bir sürü şey var. Kendi stratejinizi kendiniz oluşturup ardından şuradaki alarm ekliğe tıklıyorsunuz. Sadece emirleri gerçekleştirip, şurayı temizleyip bize verdiğimiz özel metni yapıştırdığınızda hem Borsa İstanbul'da hem de isterseniz kripto paralarda otomatik olarak al sat yapabiliyorsunuz burada kurduğunuz stratejiye göre. Ve bu şekilde algoritmik trade dünyasına girmiş oluyorsunuz kısacası. Çok basit bir kullanım var gördüğünüz üzere. Umarım bu video faydalı olmuştur. SSL channel'ı uygulamalı bir şekilde nasıl kullanabileceğinizi göstermeye çalıştım. Bu tarz videoları sürekli paylaşmaya çalışıyoruz YouTube kanalımızda ve TradingView hesabımızda. Bizleri oralardan takip etmeyi lütfen unutmayın. Aklınıza takılan soruları aşağıda yorumlar kısmında bizlere sorabilirsiniz. Bunun dışında eğer videoyu beğendiyseniz de lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Ve bize abone olmayı takip etmeyi unutmayalım. Çünkü bunlar en büyük katkıyı bize bunlar sağlıyor. Çok teşekkürler. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere diyelim. Başarılı trade'ler.